Merhaba, Ahmet Hüseyin Gürdal ben. Kuveyt Türk'te yaklaşık 1,5-2 seneye yaklaştı. Veri analisti olarak çalışıyorum. Günlük iş hayatım, biz hibrit çalışıyoruz. Hibrit çalışma modeliyle devam ediyoruz. Haftanın 3 günü evdeyim, 2 günü ofise geliyoruz. Günlük şu anda Agile takımına dahil oldum. Sabahları bir daily yapıyoruz. Hem işlerimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Hem Agile'ı öğreniyorum, hem de günlük işlerimi daha sistematik devam ettirmeye çalışıyorum bu programla beraber. Dediğim gibi Agile'ı, yani 1,5 senedir kurumdayım, bir şeyler öğrendim olayla ilgili, ama tabii ki de bir sistemsizlik de mevcuttu. Tabii ki de Agile'ın yeni bir trend olduğunu biliyorum. İşlerin biraz daha hızlı, çevik ve interaktif bir şekilde sistematik yapıldığını biliyorum. Bu bana çok şey katacağını biliyorum, hem ülke bazında hem de uluslararası manada, eğer kendimi yetiştirirsem. Bu sebeple hem de mevcut çalıştığım ekipte Scrum Master görevi verildi bana. Hem kendimi geliştirmek adına, hem de güzel işler ortaya çıkarmak adına böyle bir motivasyonum vardı diyebilirim. Açıkçası o kadar hakim değildim konuya. Kurum beni yönlendirdi böyle bir eğitim olduğundan. Ve eğitim şu anda bitti. Eğitim bittiğinde fark ediyorum ki güzel bir yönlendirme olmuş. Çok şey kattı bana. Tabii ki 2 günlük eğitimde çok şey öğrendim. Ama yol göstermesi adına da neler araştıracağımı, nerelere gideceğim noktasında da çok şey kattı diyebilirim. Eğitimde neler hoşuma gitti? Çok sıradan bir şey eğitim değildi. Hani alıştığımız Scrum Master nedir, özellikleri budur, bunları yapmanız lazım tarzında değildi. Çok daha interaktif ve akılda kalıcı örnekler verdi hocamız. Ve işin biraz daha soft skills'lerin ne kadar önemli olduğunu, çünkü soyut kavramlar üzerinde biraz da yoğunlaştık. Bunları nasıl geliştirebileceğimizi ve kritik örnekler neler, çok tecrübesi olduğu için hocamızın, yine oradan çok şey kattı bana diyebilirim. Şöyle, ben mühendislik background'lı birisiyim. Mühendislik deyince akla hep teknik özellikler gelir. Biraz daha işin, dediğim gibi, insani ilişkilerde yönetimsel olarak işin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Ve ne kadar eksik olduğumu da öğrendim açıkçası. Biraz da o yöne doğru yönelmem gerektiğini düşünüyorum açıkçası şu an. Kesinlikle. Dediğim gibi en başta normal, klasik bir eğitmen gibi bekliyorsunuz. Biz de, yani Türkiye'deki aldığımız okullarda, mevcut eğitim kurumlarında biraz da hoca konuşur, öğrenci dinler, not alır, gerektiğinde soru sorar gibi. Ondan sonra işin içine biraz daha konuşturdukça beni rahat hissettim. Ve rahat hissettikçe de bir duygusal bağ ister istemez kuruyorsunuz. Örnekler daha oturdu ve çok verimli bir eğitim geçirdim diyebilirim kısa sürede. Ne gibi tavsiyelerde bulunurum? Bir önden bir işi araştırsınlar. Scrum Master nedir? Sadece teorik olarak değil. Ve kendi özelliklerini, yani yakaladıkları bir eksikliklerini de bilerek girsinler eğitime ki onun üzerine yönlenebilsinler. Biraz da o özelliklerini geliştirmeye çalışsınlar. Kesinlikle bir kaynak, yani bir hazırlıklı gelmekte fayda var. Benim eksikliğim de açıkçası. Ben geldim, öğrendim, araştırmaya yöneliyorum. Daha dolu gelseydim daha çok şey katabilirdim kendime ve hocamızdan da daha çok şey alabilirdim diyebilirim. Çok tecrübeliydi bir defa hocamız. Hem ileri yaşı, yaşın ileri olması bir noktada, ama hep enerjik, projelerle yoğrulmuş biri olduğu belli. Bu sebeple hocamın çok tecrübeli olması ve her söylediğimiz senaryo ile ilgili bir kendisinde bir tecrübe barındırmış olması çok değerli bence. Bu sebeple tecrübeye inanan biriyim ben. Tecrübe olarak hocamızın dolu olduğunu söyleyebilirim.